Değerli Genel Başkanım, aranızda olmaktan çok mutluyuz. Cemevi Başkanımıza, burada görev alan bütün dostlarımıza ve özellikle bugün bizleri burada misafir eden siz kıymetli hemşerilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii biz şöyle inşallah sizleri memnun ettiğimize inandığımız 5 yıldan sonra çok daha fazla mutlu edeceğimiz bir 5 yılın müsaadesini almaya geldik. Sizden tekrar yetki talep ediyoruz. Bu şehre kuvvetli bir huzur, kuvvetli bir birliktelik, kuvvetli bir ön yargısız şehir insanları yaşamı ve her yönüyle insanların birbirini sevdiği, saydığı, dostlukla, muhabbetle, inşallah yoksulluğun azaldığı güzel bir şehir var etme konusunda çabalarımıza ve çalışmalarımıza 5 yıl daha devam etmek istiyoruz. Sizlerin desteğiyle de bunun olacağına yürekten inanıyorum. Kesinlikle israfı bitirdik ve hizmeti getirdik. Ve bizden önceki dönemin ki Aykut Başkan'la biz buna çok çalıştık. Aykut Erdoğdu Başkanımızla. İnşallah o da Ümraniye'de çok değerli bir belediyecilik dönemini sizin katkılarınızla başlatacak. Bizden önceki dönemin neredeyse yarısına yakın bütçeyle onların iki katı iş yapmanın da gururunu yaşıyoruz. Yani bizim yönettiğimiz bütçeye, bizim yönettiğimiz İstanbul'umuza bereket geldi. İnşallah bundan sonra daha bolluk ve bereket gelecek. Bugün çok kıymetli Genel Başkanımızla buradayız. Hep beraber Beykoz. Onun sizinle paylaşacağı duyguları vardır. Tamam. Şunu ifade etmek isterim sevgili canlar, kıymetli hemşehrilerim. Cemevlerimizin ihtiyaçlarına dönük etkin bir 5 yılı geçirme konusunda adımlar attık. Ancak ihmal edilmiş ve kamunun herkese eşitlik ilkesi doğrultusunda yapması gereken hizmetlerle ilgili ne yazık ki görmezden gelinmiş olduğunu bildiğim cemevlerimizin hizmet açığını bir 5 yılda kapatmanın da mümkün olmadığını biliyorum. Daha fazla hizmet etmenin, birlikte cemevlerimizin eksiklerini gidermenin kıymetli olduğunu da biliyorum. Bakın şunu söyleyeyim. Hiçbirimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi ya da Ümraniye Belediyesi ya da bir devletin bakanlığı, hiçbirimiz annesinin babasının parasını yönetmiyor. Biz buralarda milletimizin parasını, memleketimize ait, bütün milletimize ait parasıyla, bütçesiyle işler yapıyoruz. Doğru mu? Dolayısıyla herkese eşitlikçi hizmet götürme noktasında da gayret göstermeliyiz. Yani cemevlerimize yapmış olduğumuz ya da yapacak olduğumuz hizmetlerin hiçbirisi Alevi yurttaşlarımıza lütuf değildir, bunu unutmayın. Sizin kamudan alacağınızdır. Alevi vatandaşlarımızın kamudan alacaklarını zorla vermesidir. Dolayısıyla yan tarafta yapılan Cemevi inşaatını gördüm. Orada Ümraniye Belediyesi
Ümraniye Belediyesi'nin de oraya destek olduğunu gördüm. Bu beni mutlu etmiştir. Ama biliniz ki bizim yaptığımız da o yapılan da sizin paranızdır. Bu çok değildir. Yani hiçbir Alevi vatandaşımızın, hiçbir Alevi yurttaşımızın kendi inancına, yaşamına ve kültürüne dönük almış olduğu hizmetler size siyaseten yapılmasına asla müsaade etmeyin. Ne bizim edin ne bir başkasının edin. Alevi vatandaşlarımızın bu ülkenin kadim bir inancına, kadim bir topluluğuna sahip olduğunu biliyoruz. Onun için İstanbul'da çok şey yapacağız. Yapmaya devam edeceğiz. Şunu da söyleyeyim. Biz göreve geldiğimizde kıymetli genel başkanım sadece tek inanç mezhebi üzerine bir mezarlıklar hizmeti verilirdi. Şimdi bizim kurmuş olduğumuz inanç masasının da özenli gayretleriyle tüm inanç kesimlerinin ibadethanelerine hizmet ediyoruz. Bunun yanı sıra artık bizim mezarlıklarımızda imamlarımız var, Alevi dedelerimiz var, Caferi imamlarımız var, Şafii melelerimiz var. Sadece o da değil. Hristiyan, Musevi, Süryani bütün bu inançları temsil eden papazlar, hahamlar da göreve aldık, işe aldık ve kendi inançlarından insanların ihtiyaçlarına hizmet ediyorlar. Bize yakışan budur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yakışan budur. Biz bunu yaparsak huzurlu olabiliriz. Biz bunu yaparsak demokrat olabiliriz. Biz bunu yaparsak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Mustafa Kemal Atatürk'ün arzularına layık olabiliriz. Dolayısıyla bu ve buna benzeri hizmetlerimiz en üst seviyede devam edecektir. İbadethanelerin yapımı, sıfırdan yapımı, tadilatı, tamiratı, onarımı birçok konuda birçok yatırımlarımız oldu, olmaya devam edecek. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Sevgili hemşehrilerim, sevgili Alevi vatandaşlarımız, her yerde söylüyorum, her cemevine gittiğimde de tekrar hatırlatıyorum. Cemevleri ibadethanedir nokta. Bu kadar lazım. Bu tartışılması bile yanlıştır. İnşallah tartışılmayacağı günleri hep birlikte var edeceğiz diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çok çok kıymetli başkanım. Gerçekten yüreğinize sağlık. Çok güzel sözler sarf ettiniz. Sadece kıymetli başkanım bir Cemevi Başkanı'ndan ziyade Alevi Dernekler Federasyonu ikinci başkanı Avrupa Alevi Konfederasyonu Yönetim Kurulu bir birey olarak sizden bir talebimiz var. Maalesef ki mevcut iktidar bizi Kültür Bakanlığı'na bağladı. Ama siz de bizim mezarlığa şey yaptınız. İnşallah bu tekrar şeyi düzeltiriz. Biz de Alevi olarak Aleviliğimizi göğsümüzde gele gele biz Aleviyiz, yolumuzu, iktidarımızı, itikadımızı yürütüyoruz. Cemevleri ibadethanemiz dediğimiz bir yerimiz olur. Biz o yerde size arz ediyoruz. Kıymetli başkanım. Tek alevlerin olsun. Tüm bir alevli. Bugüne kadar maalesef ki en aktif ilerideyiz ama resmiyette yokuz. Her yerde varız, resmiyette yokuz. Hep geri kaldı. Mücadele edin. Biz alevliğimizi o masalarda anlatmak istiyoruz. Konuşmak istiyoruz. Cemevlerini daha aktif hale getirmek istiyoruz kıymetli başkanım. Bunu sizden istirham edeyim. Evet, kıymetli canlar. Söz artık genel başkanımızın. Genel başkanımızın gerçekten bizi çok mutlu etti bugün. Hem toplu olarak, hem mahalle olarak, kitle olarak. Evet, mikrofonu takdim edeceğim. Sayın genel başkanımıza Özgür Özel başkanımıza takdim ediyorum. Değerli başkanım, değerli Atlas Vakfı'nın çok değerli başkanı,
Ümraniye'mize hem Cumhuriyet Halk Partisi siyasetinde hem Ümraniye'nin sivil toplum hayatında hizmet etmiş çok kıymetli başkanlarımız ve çok kıymetli canlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinizi uygularsınız. Buraya il başkanımızla, Büyükşehir Belediye Başkanımızla, Ümraniye Belediye Başkan adayımız benim kardeşim Aykut Erdoğdu'yla, arkamda gördüğünüz birbirinden genç, birbirinden istekli Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri, genel başkan yardımcıları, parti meclisi üyeleriyle, yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu ülkeyi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında bir kez daha bu cumhuriyeti önce kurtaracak, sonra da demokrasiyi kuracak kadrolarla buraya geldik. Sizlerin bu cumhuriyete ve bu cumhuriyetin bugünlere taşınmasına, özellikle son 22 yıldır cumhuriyete karşı her geçen gün cumhuriyetin kurucu değerlerine, kurucu kadrolarına, kurucu babalarına, kurucu analarına karşı husumet duyan birilerinin bütün saldırılarına, aşındırmalarına rağmen eğer bu cumhuriyet dimdik ayakta duruyorsa elbette bunu çok kuvvetli temellerine ve sağlam taşıyıcı kolonlarına borçludur. Bu kolonların en güçlülerinden bir tanesi de Alevilerdir, onların örgütleridir. Aynen öylesiniz anneciğim. Ve burada biraz önce başkanımızın da başkanlarımızın da ifade ettiği gibi temel mesele bu ülkeyi hep birlikte canımız pahasına kurtardık. Bir cumhuriyet kurduk ve cumhuriyeti eşit vatandaşlık temeli üzerine kurduk. Ancak uygulama sırasında hakim yöneticilerin kötü uygulamaları ve son anayasa deneyimleri sonucunda maalesef bugün cumhuriyet, bugün devlet bütün yurttaşlarına eşit davranmıyor. Devletin iki tane eli var. Bir tanesi vergi toplayan sağ eli, bir tanesi hizmet eden şefkatli sol eli. Sağ eli ayrım yapmadan, hatta maalesef Alevi canlar genelde yoksul oldukları için, sıkıntıları büyük olduğu için, ücretli oldukları için, dolaylı vergilerden doğrudan çok etkilendikleri için sağ el herkesten alırken sizden de alıyor, hatta fazlasını alıyor. Ama sol el dağıtmaya başladığında işte orada ayrımcılık başlıyor. Herkes eşit olması gerekirken Alevilere daha az eşit davranıyor. Bu elbette biraz önce Sayın Başkanımızın noktayı koyduğu yer çok önemli. Elbette bütün mezhepler eşit olmalı, eşittir. Onlara sağlanan hizmet eşit olacak. Cem evleri ibadethane olacak. Cem evlerindeki görevliler nasıl camideki imam müezzin devletin imkanlarından yararlanıyorsa, herkesin vergileriyle caminin her ihtiyacı karşılanıyorsa, imamın müezzinin maaşı ödeniyorsa bu konuda bir ayrım olmayacak. Ama iş sadece bununla da kalmayacak. Anadolu'nun dört bir yerinde Alevilerin, Bektaşilerin kasabalarına, köylerine giden yola bakın, öbür taraftaki yola bakın, orada bile fark var. Asfalt bile geçmiyor. Bunu ortadan kaldırmanın iki yolu var. Bir tanesi Ekrem Başkan gibi
yerel yöneticiler olursa, yani gönlünde kalbinde insan ayırmayan, Alevi canları başkasından ayırmayan, onun imal edilmişliğini, geri bırakılmışlığını telafi etmek için, daha fazlasını yapmak için can atan bir can eğer seçilmişse orada sorun yok. Ama esas meseleyi ne zaman halledeceğiz? Esas meseleyi bir kez daha Atatürk'ün partisini iktidar yapacağız. O zaman bu sorunu çözüm vereceğiz. Şimdi ben geçen ikincisi yapılan Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli törenlerine katıldım. Bütün Türkiye'den canlar vardı. Eline mikrofonu alan, bizi gören, bize koşan, başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Hacı Bektaş'a yaptıkları için, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanından kim bir talepte bulunduysa yerine getirdiği için Sayın Başkan'a teşekkür ettiler. Orada bir hikaye anlattım. Bir de Elmalı'da anlatmıştım. Antalya Elmalı'da. Bir de burada anlatayım. Dinleyenlerin hoşuna gitti. Benim en yakın arkadaşlarımdan biri Aykut Erdoğdu'ysa bir tanesi de biliyorsunuz Veli Ağbaba. Bu Veli Ağbaba'nın annesi Elif teyze vardı. Elif teyzenin tasından bir yudum su içip de kanmayan, suya doymayan yoktu. Elinden bir tane pirinci yiyip de karnı doymayan, yolu açılmayan yoktu. Sırtını sıvazlayıp da Hızır yoldaşın olsun dedi mi, istediği menzile varmayan yoktu. Ben de çok duasını aldım. Ama zaman geçti. Elif anne yaşlandı. Hastalandı. Unutkanlık hastalığı geldi. Artık çok unutmaya başladı. Allah gani gani rahmet eylesin. Göçünden, yürüyüşünden bir yıl önceydi. Veli abi yine beni götürdü. Elif teyzem oturuyor. Dedi ki, ana dedi, Özgür'ü tanıdın mı dedi Özgür'ümüzü. Baktı, böyle yaptı. Kimlerdensin oğlum dedi. Ben dedim Manisa'danım ama Veli Ağbaba'nın arkadaşıyım. Baktı, Alevi misin, Sünni misin oğlum dedi. Ben dedim ki, Elif teyze ben Sünniyim. Olsun oğlum, olsun, sakın üzülme, sen de bir cansın. Sonuçta biz de bir canız, birbirimize emanet canlarız. Zaten benim sizlerle birlikte olduğumda, buradan ayrıldığımda, inanın Manisa'da da aynı şey, Hacı Bektaş'a gitsem aynı şey, Elmalı'da aynı şey, Türkiye'nin neresinde olursa olsun, sizlerle birlikte olduğumda çıkarken ruhum dinlenmiş, içim temizlenmiş, zihnim açılmış, ayaklarıma derman gelmiş hissediyorum. Sizdeki iyilik, sizin yüreğinizdeki iyiliğin enerjisi bize geçiyor. Biz böyle görüyoruz. Bugün burada benim için çok anlamlı bir mesele daha var. O da Ümraniye Belediye Başkan adayımız Aykut Erdoğdu. Yıllardır çok yakın arkadaşımız. Bu süreçte ben genel başkan oldum. Ekrem Başkan'la zaten birlikte çalışıyorlar. Aykut Başkan nasıl bir görev alsa diye düşünüyoruz. En bilindik, en güçlü olduğumuz belediyelerden birine koyulsa olurdu. Ama Aykut öyle bir şeyi talep etmedi. Çünkü Aykut'un en önemli özelliği çalışkanlığı, gayreti, tuttuğunu koparması.
Ümraniye'de anketler yapıldı, çalışmalar yapıldı. Şüphesiz çok kıymetli adaylarımız vardı. Ancak yapılan çalışmaların sonunda bir şey gördük ki, eğer Aykut Erdoğdu'nun gayreti, emeği, enerjisi bizlerin desteğiyle, örgütümüzün desteğiyle ve sizlerin inancıyla birleştiğinde biz bu Ümraniye'yi kazanabiliriz. Şimdi böyle yola çıktı ama her geçen hafta, her geçen gün daha iyi gidiyoruz. Şimdi şunu müjdelemek isterim ki Aykut Erdoğdu böyle giderse, hep birlikte çalışırsak, azimle bir ay süreyle hep beraber asılırsak 1 Nisan gününün Ümraniye Belediye Başkanı. O yüzden Aykut'u size emanet ediyoruz ve diyorum ki elbette sonuç ne olursa olsun sizin yeriniz ayrı. Ama Aykut Ümraniye Belediye Başkanı olursa zaten 24 saatini Ümraniye'de geçirecek. Ben de size söz veriyorum. Onun hasretine dayanamam. İstanbul'a geldiğinde ayda bir gece de Ümraniye'de yapacağım. Aykut'un evinde kalacağım ve sizinle birlikte olacağız. El ele olacağız. Omuz omuza olacağız. Gönül gönül olacağız. Söz veriyorum. Bundan sonraki süreçte artık hepimize biraz daha çok çalışmak düşüyor. Ben sizden aldığımız bu güzel enerjiyle hep birlikte koşturmaya, çalışmaya gidiyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum.